Sayende bol bol toksin atacağım. Abi niye olanı söyleyeceğiz yani. Bak yazılanlar, çizilenler hep yani o sesi bir tanesi şey yazmış. Var o da, şimdi okuyacağım. Barış Bey'in diyor sesini elde etmek için diyor iki kere bronşit olmamız lazım. Ne yapmamız lazım yani o sesi diyor. Biz sana aslında güzel bir şey yaptık. Senin bu ses tonun bizde var. Bir tane bizde muhaberatta çalışan bir arkadaşımız var. Cengiz diye burada kanalda. Biz sezonun başından beri böyle sesleri çok kaliteli olan, sesleri çok böyle karakter, yani ne denir ona, karizmatik olan ünlülerin seslerini biz Cengiz'e seslendirdik. Bir de Cengiz'den dinleyin diye. Birçok arkadaşın sesini değiştirdik. Senin sesi de karizmanı yıkmak için bir değiştirdik. Alta Cengiz. Ben bugün Cengiz'le buraya çağıracağım programın sonlarına doğru. Bu seslendirmeleri yapan Cengiz'i. Bir senin ses değişseydi karizma çöker miydi, çökmez miydi? Bir ona bakalım, bir izleyelim. Ben kimseyi korumuyorum. Rahat bırak beni. Nardir yakalandı diyorum sana, anlasana. Artık sana bir zarar veremez. Sadece gerçeği söyle. Yeter artık Yaman, öfkeni kontrol altına almayı öğren. Haklısın abi, evet haklısın ama herif gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya, içime sindiremiyorum. O olduğunu bilmiyorsun ki. Belki gerçekten bir kaza oldu. Bütün işlerin altında bu herifin parmağı var. Ne olur kaşınma. Ben yeni bir olay daha yaşansın istemiyorum, yeter. Tek kelime bile etmeyeceksin, anladın mı? Tek kelime bile. Yakın bir kara gelişmez. Topla kendini Orkun. Bak bu gidişin sonu iyi değil. Önder, durdur şu arabayı. Durdur şu arabayı Önder. Sana sordum. Bana söylemek istediğin bir şey var mı dedim. Söylemedin. Çünkü ne yapacağımı... Aşık mı oldun? Bana söyle. Ben senden başka kimseye aşık olmadım. Bu aşk değil bu. Allah kahretsin sizi. Ya ses... Efsane ses, ne önemli bir şey arkadaşlar. Gerçekten ne çok önemli. Hanımı böyle mi tavladın? Hanımı tavlarken ses, sesin bir şeyi var mıydı yani? Abi ilk sahnede izledi beni Esra, öyle tanıştık. Valla. Ama oynadığım oyunu hiç böyle karizmatik bir adam oynamıyordum. Bayağı buna yakın bir şeyler yapıyordum yani sahnede. Sen yalnız birazdan gerçekten altına senin bir leğen meğen bir şey koyalım mı? Sen nasıl dayanıyorsun abi böyle? Çünkü onu biz yani böyle bir abi yine sana geri vereceğiz bunu. Bayağı su kaybettin sen bugün. Kiloları yani burada verdim. Bak arkadaş ne güzel, bak terliyor mu? Çünkü bu sene üçüncü gelişi. Alıştın pişkin sen. Pişkin. Alıştın. Pişkin, ne zaman çağırsak geliyor. Ben gelmeyeyim de yok. Bir kere de diyor ki ben gelmeyeyim arkadaş, çok geldim de, o da yok. Murat Dalkılıç gelir misin? Gelirim abi, boşum zaten, gelirim. Abi bugün kapatıyorsun diye dükkanı belki en son ben kapatıp çıkarım bari. Kardeşim finali senle yapmak kadar keyifli bir şey var. Ya, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Yani, Avrupa turnelerine çıktık. Ya ne mutlu ki çağırıyorsun. Beraber. Avrupa'ya geldik, ne güzel. Gelmemek de neymiş yani. Murat da oyunculuğa başlıyor arkadaşlar. Kendisi evet, bir sinema filmiyle anlaşma yaptı. Evet. Söylesene, söylesene abilerini anlıyor. Ya ben aslında böyle istiyorum çok bir şeyler oynamak. Özeniyorum hepsine gerçekten. Evet. Erkeğin de özenmesi kötü olur. Evet. Öyle mi? özeniyorum. O yüzden hep de böyle bir şeyler yapsam diye uğraşıyordum. Sevgili Gani Müjde bana ilk defa Kahpe Bizans'ın devam filmi olan... Kahpe Bizans 2. Ya, Kahpe Bizans 2. filmi. İsmi de... Açıklayayım mı Gani abi? Filmin adını mı? Evet. Kahpe Bizans 2 zaten dedi. Değil. Değişti. Filmin ismi değişti şimdi. 3 mü oldu? Ne oldu? Ne kadar değişmiş hayır, olabilir yani? Değişti. Muhtemelen... Kardeşim bak, açıklanmayacak bir şeyse burada sorumluluk alıp da açıklama. Şimdi başımıza yani, iş açmıyor. Sonra bizim başımıza kalır. Tamam, açıklamıyor. Sonra niye şey yaptın? Orada muhteris... Ya açıkla bakalım bir ne olacak, ben onu da... Bak onda da aklım kaldı, onu da merak ettim yani. Açıkla bakayım diye. Senin kendi rolünün adı ne? Muhteris. Muhteris. Diye bir kötü bir Bizanslı prensi canlandıracağım. Nasıl, tipin nasıl? Tipim uzun saçlı, böyle sarı, görünce şok olacaksınız. Uzun hepiniz sarı saçlı. Aynen. Güya Thor'a benzeyecektim ama biraz...
Tora mı benzeyecektin? Şu bayağı hani bizim bildiğimiz Tora. Biz ona benzeyecektin sonra. Sen bir kere onu kaldıramazsın ki yerden nasıl Tora? Tora nasıl benzeyeceksin yani? Abi ben elbisenin içinde görünmüyorum yani. Öyle acayip büyük yani. Ya baba da sen o filmde bir üstünü bir çıkart ya, senin vücudu bir görsünler yani. Aa. O Adonis'leri falan, kasları masları bir görsünler ya. Gerçekten. Şimdi ben terlemeye başladım. Ya nasıl oluyormuş? O da terlemeye başladı. Kimi terleteyim bakayım aranızdan? Ya bakayım seni bir terleteyim. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.